Ülke TV'den, Öğle Ajansı'ndan mutlu günler değerli izleyenler. Saatler 13'ü gösteriyor. Yurttan, dünyadan tüm gelişmeleri detaylarıyla konuklarımıza sizlere aktaracağız. 2 saat boyunca beraberiz. Hemen başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri yaşanıyor değerli izleyenler. Seçim sonuçları gelmeye başladı. Bazı eyaletlerde oy sayımının uzamasını eleştiren Trump, yüksek mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Hemen seçimin detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçiyor. İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 213, Demokratların adayı Joe Biden ise 238 delegeye ulaştı. Başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim seçimi kazanıyor. Başkan Donald Trump'ın 23 eyalette seçimi önde tamamladığı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 22 eyalette seçimi kazandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump şu ana kadar sayılan oyların %48.5'ini aldı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise %49.9 oldu. Ancak bu oranlar sürekli değişiyor. Sandıkların yarısının açılmadığı salınacak eyaletlerden Wisconsin ve Pensilvanya'daki sonuçlar Amerika'nın yeni başkanını belirleyecek. Seçim sonuçlarının ne zaman netleşeceği merak konusu özellikle posta yoluyla kullanılan oyların fazla olması nedeniyle kesin seçim sonuçlarının günler sonra açıklanma ihtimali bulunuyor. Oy sayımı devam ederken karşılıklı açıklamalar yapan Biden ve Trump birbirine girdi. Biden eşiyle birlikte balkon konuşması yaptı. Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya ile ilgili iyi duygularım var, Arizona'yı kazanacağıma eminim dedi. Biden seçim sonuçlarının çarşamba sabahı ya da daha sonrasında sarkabileceğini söyledi. Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump'ın işi değil. Buna Amerikan halkı karar verecek, inancınızı koruyun ifadelerini kullandı. Biden'ın bu açıklamalarına Trump çok sert karşılık verdi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada biz öndeyiz ve onlar seçimi çalmaya çalışıyor, buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy vermeye izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bir süre sonra da kameraların karşısına geçerek seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz dedi. Bazı eyaletlerde sayımın uzamasına değinen Trump, bizi yakalamaları imkansız, yüksek mahkemeye gideceğiz açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Yüce Mahkemesi'ne artık oy vermeleri durdurmasını istiyoruz. Sabahın 4'ünde açılmamış oylar çıktı denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an. Biz bunu kazanmış durumdayız görüşünü dile getirdi. Başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Senato'da Demokratlar da Cumhuriyetçiler de 47'şer sandalye kazandı. Temsilciler Meclisi'nde ise şu ana kadarki sayıma göre Cumhuriyetçiler 178 sandalye kazandı. Demokratların sandalye sayısı ise 187 oldu. Değerli izleyenler, Amerika'da evet tarihi bir seçim yaşanıyor. Biz de bu seçimi konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Gurbet. Şimdi Amerika'da tarihi bir seçim yaşanıyor dedik. Seçimle ilgili detaylar gelmeye başladı ama hakikaten tarihi bir seçim ve farklı sonuçlar geliyor. Seçimin sonu tahmin edilebilir gibi, edilemiyor gibi ve bunun aslında günler süreceği, hatta daha sonra işte yargıya taşınacağı, mahkeme süreci gibi söylemler var. Ama şöyle bir şey de var. Günler öncesinden aslında Biden'ın kazanacağı bu anket şirketleri bunu dillendirmişti. Fakat şimdi belli eyaletlerde Trump daha önde götürüyor. Amerika'da neler oluyor seçimde hocam? Buyurun sizi dinleyelim yorumunuzu. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Amerika'da hani yerelcilerle küreselciler arasında büyük bir rekabet var sevgili Hürmet. Şimdi bu rekabet içerisinde küreselciler
Amerikan medyasına çok hakim, sosyal medyaya hakim ve anket şirketlerinin de büyük sponsorları. Şimdi böyle olunca biz sürekli olarak şöyle bir yayınla karşılaştık. Şimdi hala CNN International'a bakıyorum. Diyorlar ki bizim projeksiyonumuz Biden kazandı. Ama sonuçlara bakıyorum. Sonuçlarda Trump'ın kazandığı gözüküyor. Şimdi tabii burada biz Amerika'da yaşamıyoruz. Amerikan iç politikasının direkt içerisinde değiliz. Hani şu kazanır ya da bu kazanır da diyemiyoruz bu sistem içerisinde. Ama şimdi kalan eyaletlere bakıyorum. Örneğin Georgia ve Wisconsin'de net olarak demokratların cumhuriyetçileri yakalaması zor gözüküyor. Hani oradan bir kere direkt 26 tane delege geliyor. Şimdi Pensilvanya'ya bakıyorum. Aradaki oy oranı var ve neredeyse %5-6. Orada 20 delege gelecek seçim için Amerikan başına. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da halk doğrudan başkana oy veremiyor. Evet. Başkanı seçecek delegeye oy veriyor. Evet. Dolayısıyla böyle olduğu için şimdi hani gerçekten nasıl olacak biz de merakla bekliyoruz. Ama görüntü şu, hani sanki Ne hocam? sandıkta Trump kazanacak, postaneden gelen oylarla Biden kazanacak ve sonu mahkemede bitecekmiş gibi bir durum var sevgili Burak. Evet, şimdi hocam tabii aslında tarihi diyoruz ya sonuçta pandemi nedeniyle yaklaşık 100 milyon oy posta yoluyla geldi ve bu oylar daha sayılmadı. 100 milyon oy var. Bunun yanında işte 538 delege dediğiniz gibi başkanı seçemiyor, delegeyi seçiyor. 538 delege var. 270'i göğüsleyen başkan olacak. Fakat Doğru. Pensilvanya'da da bir enteresan bir durum var. Çünkü Pensilvanya'da Trump önde gidiyordu ama şimdi biraz daha düşüşe geçti gibi. O da biraz süreci belirleyecek ama dediğiniz gibi aslında şu anda ipi kim göğüsleyecek ya da hakikaten daha önce kim koşacak ya da koşmuş gibi yapacak belli değil. Sizin öngörünüz ne peki hocam? Yani hani Trump'ın şu olursa Trump kazanır ya da şu olursa Biden bu yıl başkanlığını bitirir. Pensilvanya önemli bir nokta ama işte 20 çünkü şeyi Michigan bakıyorum Trump çok önde sanki demokratlar o arayı kapatamayacak gibi. Yani bana sorarsan bu 4 eyalette Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya'da hani demokratların alabileceği bir Pensilvanya olabilir gibi geliyor. Hani o çok ortada olabilir hani. Kesinliği olmaz ama diğer üçünde sanki cumhuriyetçiler diğer hani sayılamayan oylar da gelsin ki bu üç eyalette neredeyse birinde %92 sayılmış, birinde %86, birinde %82. Şimdi gelse bile bu farkı kapatabilirler mi? Kapatıp öne geçebilirler mi? Bunu göreceğiz ama o kolay gibi gelmiyor. Bunların toplamı da 42 yapıyor. Trump'ın şeyine 42 eklerseniz o zaman 255'i buluyor. Şimdi yine yetmiyor. Anlatabildim mi? Yetmiyor, evet. Dolayısıyla Pensilvanya şu anda biraz kilit oldu şeyde. Tüm bu seçim için görünen o 4 eyalette. Ama sen de söyledin demin bu iş mahkemeye gidecek gibi gözüküyor ve hani biz Amerikan başkanının resmileşmesini öyle 3 günde 4 günde öğrenemeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Hatta seçimden önce aralığa kadar uzayabileceği, aralık sonuna kadar uzayabileceği söyleniyordu. Ki 2000 seçiminde Florida'nın 2 kere sayıldığını 3. de artık mahkeme durdurdu. Yani yeter hani olmuyor hikayesi. Bir de tabii mahkemede şöyle bir şey var. Yüksek mahkemeyi başkanlar atıyor. Bu atanan yüksek mahkemenin de 6 tane üyesi Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış. Şimdi tam 3 orayı soracağım tanesi size. Trump hazırlık mı yaptı mahkeme sürecinde orayı atayarak üyeleri? Çünkü orada da bir tarihi ilk yaşanmıştı. yanlış bir şey hatırlamıyorsam hani bunu çok net değilim ama Trump'ın atadığı bir üye var. Evet, Gerisi evet. daha önceki şeylerden atanan o konuda çok emin değilim yani bakmam lazım.
Ama 6'ya 3 gibi bir şey var. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Şimdi mahkeme sonuçta bağımsız. Hani oraya Trump'ın ataması çok net olan sonuçları Trump'ın lehine çevirebilecekler anlamına da gelmiyor gurbet. Yani sonuçta orada bir mahkeme belli şeyler. Ama şimdi şöyle bir şey var tabii. Trump'ın konuşmasında dikkat ederseniz dedi ki bir anda veri akışını kestiler dedi. Yani böyle bir şey var. Ben de espri yaptım hatta. Dedim ki bu Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı seçimlerde şey gözlemci gönderir. Bundan sonra demokrasilerin ülkesi, özgürlüklerin ülkesi dediğimiz Değil mi? Amerika'ya da herhalde bir gözlemci gitmesi gerekiyor bundan sonraki süreçte. Evet. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Seçimlerden önce de birçok şeye karşı çıkmıştım bu konuda. O yüzden çok rahatım. Dedim ki bu küreselcilerin elindeki sosyal medya, normal medya ve anket şirketleri Biden'ın oyunu olduğundan çok gösteriyor. Bu hem Trump seçmeninde bir bıkkınlık yaratma, bir hani gitsek de artık sandığa gitsek de olmayacak mantığı yaratmanın ötesinde tüm dünyada bir algı yarattı ve Türkiye'deki birçok tartışmada ve medyanın verdiği rakamlarda da sanki Biden'ın 2 saat içerisinde seçimi kazanabileceği gibi bir atmosfer çıktı. Çıktı, Hatta evet. şunu söyleyeyim, Amerika'dan bağlanan oradaki gazeteciler, Amerika'da yaşayan Türkler bile sevgili Gurbet aynı şeyi bahsettiler. Yani Biden 7-8 puan önde. Ama olmadığını gördük. Hatta hani beni gerçekten enteresan bir şekilde şaşkınlığa uğratan Florida oldu. Yani Florida'da seçimi Trump kazandı. Yani çünkü çok önemli bir nokta bu. Florida'yı biraz konuşalım mı hocam? Neden sizi şaşırttı diye? Çünkü önemli Florida. Çünkü Florida daha fazlasıyla yani Güney Amerika göçmenlerinin ve siyahilerin olduğu bir yer yani. Bir bölge, evet. Şimdi o yani yanlış hatırlamıyorsam bir kanalda söyledi %30 siyahi ve İspanik göçmen oyunu Trump'a verdi diye. Şimdi bu da ilginç bir durum. Şimdi bak burada Çok, şey evet. giriyor gurbet işe ben şu şeyi bir düzelteyim. Evet. Şu giriyor. İşçiler işini kaybetmek istemiyorlar. Ve Trump'ın tüm bu pandeminin ölümcüllüğüne rağmen Amerika'yı kapatmaması demek ki bayağı bir etken. Çünkü Biden bu açıklamalarında dedi ki işte biz gerekiyorsa karantina yapacağız. Gerekiyorsa kapanacağız. Şimdi tüm bunlar baktığınızda bence o bölgelerde Trump'ın oyunun artmasının en önemli nedenlerinden biri. Hocam çok önemli bir yere parmak bastınız, değindiniz. Şimdi bu noktadan devam etmek istiyorum. Evet, Trump sonuçta bir iş adamı. Ticaret yapıyor ve Trump gelenekçi bir lider. Fakat Biden da yenilikçi bir lider olarak lanse ediliyor. Bu şekilde Kesinlikle siyasette çok... itiraz ediyorum. Kesinlikle itiraz ediyorum. Bir saniye tamamlayayım. Şimdi böyle bir sadece Trump ayağından devam edersek eğer iki adaylı başkanlık seçiminde şimdi ticaret adamı olması ve insanların işini kaybetme korkusuyla bu korkuyla da Trump'ın ticari yönü ön plana çıkarak oy vermiş olabilirler mi? Sizin söylediğiniz kesim için söylüyorum. Buyurun. Ha, şimdi şöyle, bir kere yenilikçi olan Trump Amerika için. Daha statikocu ve daha kurumsalcı olan Biden. Neden hocam? Trump neden yenilikçi? Trump neden Trump bu kadar eleştiriliyor? Hatta bazı aldığı kararlardan geri dönmesi için baskı, Amerikan kurumları tarafından baskıya maruz kalıyor. Tek nedeni Trump'ın mevcut Amerika'nın kurumsal yapısının artık işlemediğini ve bu kurumsal yapıda büyük değişiklikler olması gerektiği söylemi üzerinden yürüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin Amerika'da mahkemelere kimse baskı yapamaz ya da mahkemelere kimse bir tavsiyede bulunamaz ama Trump
Bu Fethullah Gülen'in iadesi konusunda bu mahkemelerin neden iade ettiğini anlamıyorum gibi bir cümle kullandı. Evet. Hani Biden'a bunu dedirtemezsiniz. Biden çok statikocu bir adamdır çünkü. Yani sistem konusunda. O yüzden itirazım o. Yani yenilikçi olan ya da ya da sorgulayıcı olan diyeyim daha doğrusu Trump. Biden değil. Şimdi öteki sorunu şey yaptık, arada kaynadı. Evet, aynen Biz öyle. Oradan devam edelim. Buyurun. soru sormuştun Oruç da, aklıma gelsin söyleyeceğim şimdi. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Florida'yı bir parantez açıp konuştuk. Evet. Florida çok enteresan dediniz. Florida'yı ayrı konuşalım dedik. Bir de Pensilvanya'ya da değinelim istiyorum hocam. Çünkü Pensilvanya'da biraz gidişatı belirleyecek gibi. Orada da hız kazanmışken Trump biraz bence hız kaybetti. Buyurun. Pensilvanya evet belirleyecek. Yani görüntü o. Ama Pensilvanya'da da bir adım önde olan Trump. Bunu söylemek lazım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var sevgili Gurbet. 2016 seçimlerine göre oyunu arttırmış bir başkan var. Bakın ben size bir çok net bir şey söyleyeyim. Eğer bu salgın yaşanmasaydı Amerikan seçimlerinde demokratlar çok büyük bir yenilgiye uğrayacaklardı. Pandeminin artısı oldu. Neden hocam? Demokratlara artısı oldu. Evet. Bir, Trump'ın bu pandemiyi çok ciddiye almaz tavırları. İki, Amerika'nın her döneminde görülen polis faşizminin siyahilere uyguladığı baskı ve bunun sonucundaki ölümlerin Amerika'da belli kitleleri sokağa dökmeye yaraması. Yani ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Obama hani Amerika'nın ilk siyahi başkanıdır. Hem de babası Müslüman. Obama döneminde öldürülen siyahiler var ve Obama polisin sorgulanmasına izin vermedi. Şimdi öyle bir algı yaratıldı ki Trump üzerinden. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu yorumları yaparken bazen Twitter'dan da mesajlar geliyor bana. Ya hocam hani Trump, ya ben ne Trump taraftarıyım ne Biden taraftarıyım ama hani okuma yapıyoruz şimdi burada. Evet, biz görünen şu anda resmi okumaya, Yani şimdi fotoğrafı bak okumaya çalışıyoruz. Türkiye için söylersen ya Şimdi Türkiye'ye gelelim. Peki, gelelim. Gelelim. Türkiye Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında iyi düzeyde olan bir ilişkisi var ve Amerika'da yaptırım konuları zaman zaman gelse de bu daha geri planda kalıyor. Şimdi önümüzdeki süreçte tekrar Trump ve Biden'a döneceğim. Yine eyaletleri konuşacağız ama Türkiye kısmı tabii bizim için çok önemli. Yani Trump seçilirse ne olur ikinci döneminde ya da Biden başkanlığa gelirse Türkiye için ne olur önümüzdeki süreçte sizin öngörünüz ne hocam? Bir kere şöyle bir şey var. Bazı yorumlarda da gördüm. Biden bilinmiyor ne politikayı izleyecek falan. Ya geçin bunları. Biden'ı bilmemek ne demek? Biden 8 sene Obama yönetiminin Başkan başkan yardımcısıydı. Evet. yardımcısı ve 8 sene Obama yönetiminin başkan yardımcılığının dışında dış politikanın da mimarı. Biden bugünkü Suriye'nin karmakarışık hale getirilmesinin baş mimarı. Biden PKK'nın PYD, YPG'ye dönüştürülerek orada bir Türkiye'yi ve İran'ı sınırda tutacak bir kukla devletin kurulmasının planının baş mimarı. Biden ve çevresi 15 Temmuz 2016'da bu hainlere destek veren çevre. Biden'ın neresi bilinmiyor? Biden'ın her şeyini biliyoruz biz. Şimdi Trump mı Biden mı dersen hani eskilerin bir lafı var ya ehveni şer. Ehveni şerde tercihimiz Trump oluyor. Bunu da şu şekilde açıklıyorum kendim. Trump'ın Buyurun. kaşına gözüne sevdalı olduğumuzdan ya da Trump'la Türkiye-Amerikan ilişkilerinin 3 günde güllük gülistanlık olacağından değil. Böyle bir şey beklenemez zaten. Ama mevcut uluslararası sistem
muhafazakar milliyetçi liderlerin iktidarını gösteriyor bize. Burada da dış politika analizi yaparken biz liderler üzerinden ya da sistem üzerinden dış politika analizi yaparız. Liderler üzerinden dış politika analizi yapıyoruz bugünkü dünyada. Dolayısıyla Erdoğan'la Trump ilişkisi bir şekilde Türk-Amerikan ilişkilerinin fazlasıyla gerilmesini ya da kopma noktasına gelmesini engelliyor. Bunun Engelledi, evet. Biden'la gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği büyük soru işareti. Gurbet. İki, Trump'ın 2016 seçiminde öncesinde yaptığı konuşmalara bakarsan çok net veriler var orada. Diyor ki Suriye'de Obama Biden ikilisi bizi müttefiklerimizi küstürdü. Teröristlerle işbirliği yaptı. Bizim Suriye'de ne işimiz var diyor. Hala aynı kanıda bak. Eğer Trump ikinci kere seçilirse Amerikan sistemine meydan okuyacak ve bu meydan okuması halk tarafından tescillenmiş daha güçlü bir başkanlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Ha bunun iyi yanları var bizim adımıza. Bunun daha sert yanları olacaktır Amerika-Türkiye ilişkileri açısından, baskı anlamında. Şöyle bir söylem de var hocam. Ha, sözünüzü tamamlayın öyle geçelim. Ama Buyurun. yine söylüyorum, bizim için ehvenişer. Mesele Amerika'da kimin seçildiği değil. Onların izleyeceği politikaya karşı bizim ne kadar dik duracağımız ve nasıl karşı politika geliştireceğimiz üzerine oturtuyorum konuşmalarımı. Her iki adayda da sonuçta aslında şöyle bir söylem var. Önce onu belirteyim. Bu Amerika'da iki aday, iki başkan karşı karşıya değil, aslında iki Amerika'nın seçimi diye nitelendiriliyor. İşte küreselciler ve yerelciler Evet, ya da küreselciler ve buranın yerelciler. tabiriyle milliciler diyelim. Şimdi bu noktada Trump da seçilirse, Biden da seçilirse, Türkiye açısından bunu değerlendiriyorum. Yani söylemleri özellikle belirtmek istiyorum. Her iki adayda da aslında asıl olan Amerika'nın çıkarlarıdır. Dolayısıyla Kesinlikle. siz buna katılır mısınız hocam? Kesinlikle, Çünkü kesinlikle, Biden'ı da kesinlikle. söylediniz, değerlendirdiniz. Trump'ı da her iki adayda da asıl olan Amerika'nın çıkarıdır. Bu birinci madde herhalde, değil mi hocam? Yani Evet, değerlendirmede, yani uluslararası ilişkilerde. bu değişmez. Yani Amerika'da kimi başa getirirseniz getirin değişmez. Belki Putin'i alıp Amerikan başkanı yaparsanız bir değişiklik olabilir ama öbür türlü olmaz yani. Peki, Trump'ın sabah böyle bir galibiyet konuşması gibi bir konuşma yaptı. Sosyal medya ile ilgili, hatta Twitter'da attığı tweet'i etiketledi ve sonrasında Twitter Donald Trump'a bir cevap yazdı. Trump'ın konuşmasını nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü biz aldık gibi, Pekala, hatta başkanınız ben olacağım gibi aynı. dedi. Örneğin bak çok güzel bir şey sordun. Hani bu küreselcilerin başı da yani Twitter, Facebook bunlara sahip olanlar. Şimdi buna Türkiye'de dahil sevgili Gurbet. Seçim zamanında bizde olmadı mı? Bu seçimde hile var diye yazan olmadı mı siyasi parti liderlerinden? Oldu. Niye onun Twitter, onun attığı tweet'e böyle bir şey koymadı? Evet. Çok net bir soru. Hani şöyle bir şeye geleceğim. Ben Biden'ın konuşmasını da Trump'ın konuşmasını da dinledim. Hani tabii burası bir seçim. Sonuçta kimin daha sonra sürede kazanacağını hele hele bu seçimde yorumlamak biraz şey artık falcılık pozisyonuna giriyor. Ama Biden'ın konuşmasını dinlediysen sanki hani yılmayın, yıkılmayın, hala her şey bitmedi gibi bir söylem vardı. Ama Evet. Trump'ın konuşmasında dedi ki niye açıklamıyorlar Georgia'yı dedi. %94'ü sayılmış. Artık bundan sonra kapanma ihtimali yok. Yani her taraftan mektup gönderilmiş olsa da kapanma ihtimali yok seçimde. Niye açıklamıyorlar dedi. Evet. İşte Wisconsin'de Michigan'ı niye açıklamıyorlar? Artık kapanma şansı yok dedi. Bize gelen bilgiler böyle dedi. Şimdi her şey durdu dedi. Ve şimdi söylüyorlar 2 gün sonra açıklanacak, 3 gün sonra. Şimdi bir tarafta artık
Sakın vazgeçmeyin, hani biz umutluyuz diyen bir kesim var. Öbür tarafta ya biz kazandık diyen bir kesim var. Şimdi tabii ki bu seçim dönemlerinde bu tip özellikle ülkemizde manipülatif şeyler, söylemler oldu siyasi açıdan. Ama Amerika'da bunlarla çok karşılaşmazdık. Şimdi Amerika'da ya galiba işte dünya refah ülkesi, demokrasilerin beşiği Amerika'ya özenirken Amerika bize özenmeye başlıyor galiba. Görüntü öyle yani. Evet, bu Siz, tür buyurun. yorumları da okuyoruz hocam Evet. sosyal medyadan. Şimdi Trump eğer seçilirse her iki liderin, her iki adayın, lider demeyelim, her iki başkan adayının da evet ben de konuşmasını dinledim. Şimdi Trump ikinci 4 yılı aldığı takdirde az önce bir cümle içinde geçtiniz ama ben burayı biraz daha açmak istiyorum. İkinci döneminde daha güçlü olacaktır. Bunun avantajları da olacak, dezavantajları da olacak dediniz. Türkiye açısından değerlendirir misiniz? Şimdi bir kere şöyle, Trump diyor ki ben diyor Orta Doğu'dan çekileceğim diyor. Bunu çekilirken de diyor burayı böyle benim dışımdaki bir gücün de şekillendirmesini istemeyeceğim diyor. Şimdi bunu yaparken nasıl bir şey yarattı? Bak sana söyleyeyim. Kukla Arap devletlerini İsrail'le mecbur kıldı. Ve orada bir barış atmosferi kendi adına yarattı. Kudüs'ü İsrail'e vererek. Sonrasında geriye kim kalıyor? İran kalıyor. Şimdi. Ama bir de Suriye problemi var ve Rusya da orada. Evet. Şimdi bunun için hani Türkiye şu stratejiyi geliştirebilir. Ya gel beraber Suriye'de şekillendirmeyi beraber yapalım. Hani masada Suriye'nin geleceği adına beraber bir şeyleri konuşalım. Çünkü bu zamana kadar CENTCOM, Türkiye'yi sürekli Obama'dan beri uzak tutan CENTCOM uzak tutma yarışı içerisinde. Ama hatırla bir gece uyandık adamın attığı bir tweetle ortalık yıkıldı Türkiye'de biliyorsun. Evet, Saat evet. 11'lere doğru. İyi Çekiliyoruz biliyorum. kardeşim, ben Erdoğan'a güveniyorum, Türkiye'ye güveniyorum diye bir tweet attı. Adam sabah 4'te tuvalete kalktığında. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Amerika'da saat 8 olunca Pentagon'u, CENTCOM'u, Dışişleri, Savunma Bakanı o tweet'i nasıl düzelttiniz diye uğraştılar. Ya adamın düşüncesi bu. 2016 seçimleri öncesinde de bunu söyledi zaten. G7 zirvesinde ne dedi? Ya tamam Türkiye'yi suçluyoruz S-400 aldı diye dedi. Bunda bizim suçumuz yok mu? Obama direkt suçludur bunda dedi. Evet, çok net söyledi aslında orada hocam. Bir şey daha söyledi. Obama dedi teröristlerle iş tutarak müttefikimizi küstürdü dedi. Dedi yani bunları. Evet. Şimdi hani o zaman şuraya geliyorum işte ehvenişerden kastımı tekrarlayayım. Trump'la ilişki kurmak bugün için daha kolay. Bir şeyleri konuşmak daha kolay. Biden'ın ekibi Türkiye hakkındaki düşünceleri, Türkiye hakkında yazdıkları Gurbet bize çok net veriler veriyor. Hani yoksa Biden'mış, Trump'mış bizim için kim seçilse seçilsin. Dediğim gibi yine ama biz ne politika izleyeceğiz? Ama Trump'la bu işleri konuşmak daha kolay. O yüzden ehvenişeren Trump Türkiye adına daha yakın olabilir. Şimdi bir Demokrat Başkan Yardımcısı var, Harris, Kamala Evet. Harris. Bir proje isim olarak dillendiriliyor hocam. Biden'ın seçilmesi durumunda işte Biden'ın yaş haddi ve işte sağlıkla ilgili sebeplerden dolayı geri çekileceği ve Kamala Harris'in ön plana çıkacağı gibi bir söylem var. Katılır mısınız? Duyumunuz nedir? Kamala Harris'in büyük bir ihtimalle eğer bu dönem Biden seçilse ya da seçilmese de 2024'te Demokratların en güçlü başkan adayı olarak karşımıza çıkacağını öngörebilirim. Kamala Harris Söyle. için. Evet. Evet. Peki Yani şimdi ama şöyle bir şey var. buyurun. Bakın Trump ne dedi? Ben dedi duvar öreceğim sınıra dedi Meksika sınırına. Göçmen istemiyorum. Şimdi herkes şöyle düşündü. Amerika'da Amerikan vatandaşı olmuş göçmenlerin
bundan rahatsız olacağını düşündü sevgili Hürmet. Halbuki olmadılar. Niye olmadılar? Bakın bu da geri tepen bir şeylerden. Çünkü oradan daha fazla göçmen gelmesi kendi işlerini kaybetmelerine ve kendi aldıkları maaşın daha düşmesine Düşmesine. neden olacak. Evet. Hani o Florida'daki %30-32 oy buradan geliyor. Dolayısıyla bence işte insani durum, salgın, bütün bunlar seçimen etkili ama galiba bu işin içerisinde o ekonomi var ya, Evet. hani o kadar etken ki, o yüzden hani belki de Soğuk Savaş sonrasında askeri gücün üstüne devletler adına da ekonomik gücün çıkmasının temel noktası bu. Ve emin ol Biden'la Trump'ın her ikisinin de birçok dış politika konusu birbirine çok benzer. Yani İsrail'le ilişkiler, Kudüs'ün başkent yapılması, işte o kukla Arap devletleriyle İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi, Orta Doğu'da ona göre bir barış ortamı, bunlar aynı. Uzak Doğu'da Çin'e bakışta çok küçük farklılıklar var. İkisi de Çin adına aynı şeydeler, düzlemdeler. Evet. Avrupa ile ilişkilerde bir parça fark ediyor. Biden müttefikleri ve uluslararası güçleri daha fazla uluslararası kurumları daha fazla sisteme entegre ederek daha etkin hale getirmeyi planlıyor ama Trump'ınki çok daha bugüne uygun bir şey. Çünkü bugünkü sistem hegemonik değil. Dolayısıyla uluslararası örgütler o hegemonun şekillendirmesiyle yürüyecek bir düzleme de sahip değil. O yüzden bölgesel güçler ve bölgesel örgütler ön plana çıkıyor. Bu çıktığı için bugün Türkiye dünyada çok daha fazla konuşuluyor. Diğer bölgesel yapılanmalar çok daha fazla konuşuluyor. Hani Biden'ın bunu başarabilme ihtimali de zayıf. Dolayısıyla bir tek çok fazlasıyla ayrımda bulundukları yer bizim Suriye, Irak, Afganistan, İran, Afganistan yayımız. O yay ikisi için de çok farklı noktalarda. Trump artık buradan çekinilmesi gerektiğini, Amerika'nın tamamen ekonomik anlamda düzlüğe çıkıp yine dünyanın en büyük ekonomik gücü olması gerektiğini, bunu yaparken de diğer güçlerin kendi sisteminden bu kadar faydalanmasını da engellemesi gerektiğini ifade ediyor. Ama Biden biraz daha bu güçlerle ilişki kurulmasını ama sistem olarak Amerika'ya rakip çıkmaması üzerinden yürümek istiyor. Dolayısıyla Afganistan, İran, Irak, Suriye yayında çok daha Biden gelirse çok daha fazla askeri bir hareketlilik, daha fazla yardım görebiliriz. Tabii Türkiye adına bir de şunu söylemem lazım. Bu Söyleyin hocam. FETÖ'cü hainlerin Biden'la olan yakınlığını da hiçbir şekilde bir kenara atmamak lazım. Bu bir. Atmayalım, evet. İki demokratların ve Biden'ın sözde Ermeni soykırımı konusundaki fikirlerini bir kenara atmamak lazım. Tüm bunların içerisinde şimdi bir de Azerbaycan'ımızın Karabağ hikayesi de girdi işin içerisine. Ve Biden'ın Ermenilere çok daha Ermenistan'a, yanlış söylüyorum bunu, Ermenistan'a daha fazla bir destek sağlayabileceğini de bu konuda unutmamak lazım. Yani sonuçta kim gelirse gelsin Gurbek. Bu bizim ne yapacağımızla ilgili bir şey. Ama ilişki kurma açısından Trump'ı çok daha kolay olarak nitelendiriyorum. Hocam, aslında daha uzun konuşabiliriz. Yani başlıklar olarak değindiğimizi düşünüyorum ama şimdi sürenin sonuna geldik. Son bir cümleyle sizden rica edeceğim. Sizin öngörünüze göre Trump mı alacak, Biden mı? Valla şimdi Amerika'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yıllardır Amerika'da ve Amerikan iç siyasetinde de etkin Beyaz Saray'a girip çıkıyor. Evet. Demin WhatsApp'tan bir mesaj attı. Ne Evet, dedi? çok çekişmeli olacak ama sonuç Trump gözüküyor dedi. Hani ben de aynı fikirdeyim. Herkes Florida'yı kesin Biden alacak derken dün gece
Yine Florida'da yaşayan bir arkadaşım mesaj attı. Bir kanaldaydım yorum yaparken. Evet. Bana mesaj atmış. Florida konusunda çok dikkatli konuş. Çünkü ben Florida'yı Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Çevrem hep onu söylüyor dedi. Ve hakikaten Florida'yı Trump kazandı. Hani Kaliforniya'yı tamam, hani göçmen çok daha fazla, siyahi çok daha fazla. Evet, ama Florida'da da bir o kadar var. Kaliforniya'yı Biden götürdü ama Evet. Florida'yı Trump götürdü. Ben Trump'ın böyle bir hani eskiden çocukken maçlara başlamak için kim topu alacak diye ayaklarımızda sayı sayardık böyle karşılıklı. Evet. Orada bir yarım ayak Trump'ın Biden'ın ayağının üzerine çıkacağını düşünenlerdenim sevgili Murat. Şimdi o zaman Trump dediniz hocam. Bir sonraki yayınımızda inşallah yine beraber oluruz. Bu kısımdan devam edeceğiz. Bunu size hatırlatacağım hocam. Ben tabii yayın gereği fikrimi söyleyemiyorum. Sonra paylaşırım sizinle. Sen bana WhatsApp'tan yaz. Tamam hocam. Çok Sen dedin teşekkür ediyorum. Biden şeyi var gibi geldi bana. Nasıl, ne var hocam? Ya Biden alacak gibi bir duruş var gibi geldi bana. Değil hocam. Söylemeyeceğim. Ha, o Yayında zaman Trump, söylemeyeceğim. bak söylettim ben sana, işte bu da kolay oldu. Peki. Peki hocam. Çok Teşekkür ederim. teşekkür Sağ ol. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerlendirdiniz, konuştuk detayıyla. Teşekkür ediyorum. Devam edelim değerli izleyenler. Amerika'daki seçimi konuştuk. Şimdi İzmir. İzmir'de aklımız, gönlümüz. Arkadaşımız Serdar Erde İzmir'de, İzmir'deki depremde. Can kaybı 114'e yükseldi. 137 kişinin tedavisi sürüyor. Şimdi detayları günlerdir nöbette olan Serdar'dan alacağız. Evet Serdar, seninle mucizeleri konuştuk. Detayları aktardın bize. Bugün itibariyle, şu an itibariyle bize neler aktaracaksın İzmir'den? Yaklaşık 3-4 saat önce Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı. İlk olarak bunu söyleyelim. Bugünün gelişmesi olarak dün 16 binada, 16 enkazda çalışmalar tamamlanmıştı ve sabah saatlerinde de Rıza Bey Apartmanı'nda olan çalışmalar tamamlandığı yönünde bilgisi geldi. Buradaki enkaz çalışmaları da tamamlandığını söyleyelim sizlere. Zaten arkamda gördüğünüz herhangi bir çalışma yok. Gördüğünüz aslında görüntüde herhangi bir çalışma yok. Enkazdaki o moloz yığınları, beton parçaları kaldırıldı ve içeride de son çıkartılan kişinin içeriden çıkartılmasıyla birlikte çalışmalar da tamamlanmış oldu. Tabii Rıza Bey Apartmanı'nın önündeyiz. Çünkü son gelişme buradan gelmişti. Burada kardeşimiz Ayda kurtarılmıştı 91. saatte ve tüm dünyanın gözü buraya çevrildi. Zira içinde annesinin de bulunduğu söylenmişti. Ama ne yazık ki annesine ulaşılamadı. Ayda'dan sonra buradan mucize haberi ne yazık ki veremedik sizlere. Tabii bu apartmanda toplamda 56 kişi çıkarıldı. 37'si cansız olarak çıkartıldı. Ne yazık ki 19'da sağ kurtarıldı. Sadece bu apartmanda depremin izlerinin büyük olduğu, depremin en çok can kaybına yol açtığı apartmanlardan bir tanesi de burasıydı. Toplam sayı 114 olarak açıklandı. 137 yaralının sağlık durumuyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Tedavileri hastanelerde sürüyor. Bunu da ifade edelim. Geçtiğimiz dakikalarda önemli de bir gelişme oldu. Arama tarama faaliyetlerine katılan o kahraman personeller burada çalışmalarını tamamladıktan sonra AFAD koordinasyonunda bir araya geldi ve bir fotoğraf paylaşıldı. Ondan da bahsetmekte yarar var. Zira sağ kurtarılan vatandaşların aslında aramıza tekrar kavuşmasında onların etkisi büyük. Bir kez daha yayınımız vesilesiyle onlara teşekkür edelim. Ve bir fotoğraf paylaşıldı AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tarafından. Hepsine dua edin, teşekkür edin ifadeleri kullanıldı o sosyal medya paylaşımında. Arama kurtarma ekipleri
Kucaklaşarak, helalleşerek uğurladık ama gönülden kucaklaşarak koronavirüs sebebiyle ve özel haber arayanlara söyleyin bu ekiplerin hepsi özel ifadelerini kullandı. Gerçekten de öyle, canla başla 119 saat geride kalırken onların çalışmalarına an be an tanıklık ettik. Tabii ki arama kurtarma faaliyetleri sona erdiğini söyledik ama bölgede artık enkaz kaldırma ve diğer binalarla alakalı çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyelim ve bir önemli gelişme de artık enkazdan çıkartılacak birileri kalmadı ve şu konu konuşulabilir. Bu depremde varsa sorumlular binaların yıkılmasında artık soruşturmalar kapsamında bu analizler, bu soruşturmalar yapılacak ve varsa şüpheliler gözaltına alıp adli işlemler başlatılacak. İki gün önce hatırlayacaksınız 11 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı ama zannedersek ve buradaki çalışmalardan edindiğimiz bilgilerle daha soruşturma kapsamında gözaltına alınacak kişilerin sayısı artabilir. 11 kişiden 9'u gözaltına alınmıştı 2 gün önce ve soruşturmaların da bu kapsamda devam ettiğini söyleyelim ve artık depremin ardından hem yaralıların durumuyla alakalı haberlerimizi takip edeceğimizi ve yine soruşturmaların akıbetiyle alakalı aslında size yeni gelişmeleri an be an aktaracağımızı söyleyerek bu noktadan 119. saatte depremin ardından geçen gelişmeleri özetleyerek sözü tekrar size bırakalım. Evet, saatler 14'ü gösteriyor ve söz verdiğimiz gibi buradayız. Öğle Ajansı'nın ikinci dilimine devam edeceğiz. Önemli haberlerimiz var, önemli bağlantılarımız var. Hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz dedik. Amerika'daki seçimle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri yaşanıyor değerli izleyenler. Seçim sonuçları gelmeye başladı. Bazı eyaletlerde oy sayımının uzamasını eleştiren Trump yüksek mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Şimdi seçimin detaylarına ve Trump'ın açıklamalarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçiyor. İlk sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 213, Demokratların adayı Joe Biden ise 238 delegeye ulaştı. Başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim seçimi kazanıyor. Başkan Donald Trump'ın 23 eyalette seçimi önde tamamladığı kesinleşti. Demokrat aday Biden ise 22 eyalette seçimi kazandı. Amerikan Başkanı Trump şu ana kadar sayılan oyların %48,5'unu aldı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise %49,9 oldu ancak bu oranlar sürekli değişiyor. Sandıkların yarısının açılmadığı salınacak eyaletlerden Wisconsin ve Pensilvanya'daki sonuçlar Amerika'nın yeni başkanını belirleyecek. Seçim sonuçlarının ne zaman netleşeceği merak konusu. Özellikle posta yoluyla oyların fazla olması nedeniyle kesin seçim sonuçlarının günler sonra açıklanma ihtimali de bulunuyor. Oy sayımı devam ederken karşılıklı açıklamalar yapan Biden ve Trump birbirine girdi. Biden eşiyle birlikte balkon konuşması yaptı. Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya ile ilgili iyi duygularım var. Arizona'yı kazanacağımıza eminim dedi. Biden seçim sonuçlarının çarşamba sabahı ya da daha sonrasına sarkabileceğini söyledi. Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump'ın işi değil. Buna Amerikan halkı karar verecek, inancınızı koruyun ifadelerini kullandı. Biden'ın bu açıklamalarına Trump çok sert karşılık verdi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada biz öndeyiz ve onlar seçimi çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy vermeye izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bir süre sonra da kameraların karşısına geçerek seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını duyurdu. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz dedi. Bazı eyaletlerde sayımın uzamasına değinen Trump, bizi yakalamaları imkansız, yüksek mahkemeye gideceğiz açıklamasını yaptı. Amerika Yüce Mahkemesi'nin artık oy vermelerin durdurulmasını istiyoruz. Sabahın 4'ünde açılmamış oylar çıktı denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an, biz bunu kazanmış durumdayız görüşünü dile getirdi.
Başkanlık seçiminin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Senato'da Demokratlar da Cumhuriyetçiler de 47'şer sandalye kazandı. Temsilciler Meclisi'nde şu ana kadarki sayıma göre Cumhuriyetçiler 178 sandalye kazandı. Demokratların sandalye sayısı ise 187 oldu. Değerli izleyenler, şimdi konuşacağız. Amerika'da tarihi bir seçim yaşanıyor ve bu seçimi konuşacağız. Kiminle? SETA Kıdemli Araştırmacısı Ferhat Pirinççi ile konuşacağız. Sayın Pirinççi, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Gurbet Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi belirttik, Amerika'da tarihi bir seçim yaşanıyor. Aslında iki adayın değil, iki Amerikanın yarıştığı bir seçim olarak nitelendiriliyor. Anket şirketlerinin, anketlerin daha önceden dillendirdiğine göre Biden seçimi alabilecek gibi gösterilirken aslında Trump'ın da şu anda çok başa baş bir seçim yaşandığı bilgisi ekranlarımızda. Şimdi ilerleyen günlerde bu hemen akşamdan sabah Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ilan edilecek gibi bir durum görünmüyor. Günler sürebileceği, mahkeme süreci, yargı süreci olabileceği belirtiliyor. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Amerika'daki seçim bugün itibariyle, şu an itibariyle sizce ne durumda? İlk olarak bu öngörüyü konuşalım sizinle. Buyurun. Evet, öncelikle anketlere ifade etmeniz çok önemli, çünkü anketler 2016 yılında da Hillary Clinton'ın kesin kazanacağı gözüyle bakarken, hatta arada en az 3-4 puan fark olacağını ifade ederken Donald Trump'ın başkanlığıyla karşı karşıya kalmıştık. 2020 yılındaki seçimlerde biraz daha böyle çekinceli ve bu 2016'daki yanılsamayı dikkate alarak daha hassas bir anket yapıldığını iddia ediyordu anketçi şirketler. Ve ortalama olarak en iyimser tahminler bile yüzde veya en az bir 4 puanlık fark, %4 puanlık fark ve ortalama olarak %7 puanlık bir fark olacağını öngörüldü Biden lehine. Şimdi gelinen noktada, evet, şu an resmi olarak seçim sonucu açıklanmadı ama farkın da, bırakın siz %7'yi, %1-2 niteliğinde olabileceği ortaya çıktı. İster Trump lehine olsun, ister Biden lehine olsun, anketlerde çok ciddi bir yanılsama olması dikkat çekici bu noktada. Bu açıdan baktığımızda anketlerin manipülatif özelliği veyahut seçmenleri seçim öncesinde belli bir yöne doğru, yani Biden'a doğru yönlendirme özelliğine çekmek lazım. Bunu bir de sosyal medya platformlarının veya ABD'deki genel medyanın Trump karşıtı tavrıyla beraber düşündüğümüzde, hali hazırda bir niyet okuma veya işte istediğini gerçekleştirmeye çalışan bir medya, sosyal medya ve anket sektörüyle karşı karşıyayız ki bu da aslında bize, sizin biraz önce ifade ettiğiniz çok güzel bir cümle, iki farklı Amerika'nın mücadelesini gösteriyor. O iki farklı Amerika'da iki tane kutup veya toplumsal kutuplaşma, bir anlamda Trump ve Trump karşıtları veya Trump taraftarları ve Trump karşıtları şeklinde özetlenebilecek olan bir, evet, gruplaşma. Evet. Ve bu kutuplaşma aslında Trump'tan önce ortaya çıkmaya başlayan kutuplaşma ama Trump'ın şahsında artık özelleşen bir kutuplaşma haline geldi. Ve görünen o ki Trump'ın da hiç de azımsanmayacak ciddi bir seçmen desteği var, bir kitlesi var ve onu da bu anlamda yalnız bırakmadılar, en azından ilk gösterge bunu göstermekte. Diğer taraftan tabii 78 yaşında, eğer seçilirse 79 yaşında olacak olan bir artık normal başkanlık performansı konusunda bile ciddi soru işaretleri bulunan Biden, ki aslında Trump'ın yaşı da az değil, 74 yaşında Trump, ama hani Biden'la kıyaslandığında hareketlilik veyahut performans anlamında çok kat biraz daha aktif bir performans duruyor, evet. Evet, daha aktif duruyor. Biden ciddi anlamda bir hareketsiz veyahut işte kapasiteyi yere getirecek mi getirmeyecek mi tartışması. Demek ki seçmenler tam bir karşılık bulmadı veya ikna edici olmadı. O Trump karşıtı rüzgar medya desteği ve anket desteğine rağmen bu şekilde bir tablonun ortaya çıkması açıkçası düşündürücü. Ve evet, sürecin nereye doğru gideceğini şu an hep birlikte izliyoruz. Yani kesin olan şey, anketlerin öngördüğü gibi olmayacak. Hatta Trump biraz önce sizin haberde de belirttiğiniz gibi aslında ön aldı. Biden'ın yapamadığını yaptı ve seçimi aslında gayri resmi olarak kazandığını ilan etti. Bundan sonra biraz da top Biden'ın sahasında diyebiliriz. Dolayısıyla Biden'ın bundan sonra atacağı adımlar bir şekilde sürecin nereye doğru evrileceğini gösterecek.
şu postayla gönderilen oyların açılması süreci acaba sonucu değiştirebilecek mi, değiştiremeyecek mi? Aslında biraz da bu belirleyici olacak. Şimdi bu noktada işte duralım Biden... Sayın Pirinççi. Şöyle çünkü şuna değindiniz. Evet, postayla gönderilen yaklaşık 100 bin oy var. Bunun dışında evet Biden'ın daha pasif daha durduğu, Trump'ın daha hareketli ve daha aktif olduğu seçim sürecini yakından takip ettik. Keza hem Trump'ın hem Biden'ın konuşmasını dinledim. İkisi de aslında çok farklı. Şimdi bunları tek tek ele alalım istiyorum. Çünkü Amerika'daki seçim sadece Amerika'yı ilgilendirmiyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla bir de bunun Türkiye cephesinden görüşünü de konuşacağız sizinle. Yaklaşık pandemi nedeniyle 100 bin tane posta yoluyla 100 bin milyon toplamda. Toplamda evet. Erken kullanan ve postayla kullanan, yani seçim gününden önce kullanan oy sayısı 101 milyon. 101 milyon ciddi bir rakam ve pandemi nedeniyle bir ilk yaşandı. Bu nedenle posta yoluyla bu oy kullanıldı vatandaşlar tarafından. Şimdi bu oylar sayılacak. Dolayısıyla bu da beklenecek. Tabii aslında birçok ilki var. Pensilvanya çok kritik bir nokta. Bunu konuşalım istiyorum. Florida keza öyle. Florida'da da Trump'ın aldığı oylar hakikaten o da çok önemli. Bunları böyle başlık halinde birkaç cümleyle geçersek çok sevinirim. Öncelikle 101 milyon oyla başlayalım istiyorum. Bu oylar ne derece etkileyecek seçimi? Bununla devam edelim. Buyurun. Şimdi şöyle, o 101 milyonu kendi içinde postayla gönderilen bir de erken oy sandığının açılması yoluyla kullanılan oylar bağlamında değerlendirmek lazım. Bunda evet, en başta Covid salgını bu kadar etkili oldu. Bir önceki seçimde karşılaştırdığımızda neredeyse geçen seçimde kullanılan oyların %70'i kadar oy bu seçimde uzaktan kullanılmış oldu veya seçim gününden önce kullanılmış oldu. Evet. Şimdi burada da tartışma konusu şu aslında Gurbet Hanım. Evet, erken oy kullanımı veya seçim gününden önce postalanması tamam, ama seçim günü akşamına kadar gelmeyen postalar ne olacak? Veya bazı eyaletler seçim günü akşamı, yani dün akşam sandıklar kapanmadan öncesine kadar pullara mühür basılan zarfları sayacaklarını söyledi. Yani bir hafta sonra bile ellerine geçse, iki gün sonra bile ellerine geçse, yani asıl sayım yapıldıktan sonra bile ellerine geçse sayacaklarını söyledi. Bu da kaçınılmaz bir şekilde süreci uzatacak bir şey. Zaten Trump'ın itirazı da biraz bu noktaya. Yani evet diyor, seçim gününe kadar kullanılan oylar evet, ki buna bile itiraz ediyordu aslında. Hile yapılabilir, dolayısıyla düzenbazlık yapılabilir, oylarımızın hakkına girilebilir şeklinde. Çünkü mesela en basit bir örnek, Ulusal Posta Birliği Biden lehine net bir şekilde destek olacağını açıkladı. Yani Trump'ın karşısında olması demek bu. Bu taşıyıcılar ne kadar güveniriz, güvenmeyiz tartışması yoğun bir şekilde yapıldı. Bir ikinci husus, çok önemli bu, bir şey uzaktan, bu yani. Uluslararası Posta'nın böyle kesinlikle bir şeyi söylemesi, yani taşıyıcı olarak tabii ki çok önemli. Net bir şekilde Trump'ta soru işareti oluşuyor. İkinci husus, şimdi bu oyları kullanacak olan kesim, kullanmış olan kesim çoğunlukla demokratlar. Trump da bunun farkında olduğu için bunu kısıtlamaya yönelik daha seçimden önce bu konuda bunun güvensiz olduğunu, dolayısıyla burada bazı düzensizliklerin olabileceğini işaret etti. Ki bugünkü tavrına baktığımızda özellikle sayımdan sonra gelen zarfların sayılmamasına yönelik, yani tabülasyona girmemesine yönelik bir tavır ortaya koyacağını ifade etti balkon konuşmasında veya Beyaz Saray'da yapmış olduğu konuşmada. Hatta bunun için yüksek mahkemeye de işaret etti. İşte burada yüksek mahkeme biraz daha ön plana geçiyor ki Trump'ın belki de en avantajlı olduğu yön. Yani evet, seçimde belli bir oy aldı şu an Trump. Özellikle 3 Kasım itibariyle sandık başına giden seçmenin çoğunluğu cumhuriyetçiydi ve Trump böyle olmasını istiyordu. 3 Kasım'da gidin oyunuzu kullanın diye. Ama eğer olay bir şekilde gerginlik ve sonunda yasal sürece girerse ve yüksek mahkemeye giderse, Trump'ın en büyük avantajı şu olacak. Şu anda yüksek mahkemede 9 tane yargıç var. Yargıçların görev süresi ömür boyu. Ve seçimden bir ay önce bir yargıç hayatını kaybedince Trump tarafından yeni bir yargıç atandı. Evet evet, bu da bir Amerika tarihinde bir ilk değil mi Sayın Pirinççi? Yani şöyle, evet, yargıçlar hayatlarını kaybedince başkan tarafından atanıyor ve senatör tarafından onaylanıyor. Aslında geçmişte olan bir şey, ama bir örnek vermek gerekirse. Obama'nın döneminde yine seçime bir sene kala veya bir sene az bir süre kala bir yargıç hayatını kaybedince Obama atama yönünde bir şey de bulundu. Bu son dönemde, Obama'nın ikinci döneminde. Kongrenin, senato kanadının çoğunluğu cumhuriyetçi olduğundan izin vermedi cumhuriyetçi senato.
Dolayısıyla Obama'ya at atmadı. Ama Trump'a senatonun çoğunluğu cumhuriyetçi olduğu için çok hızlı bir şekilde at attılar. Normalde bu kadar hızlı atanan bir yüksek mahkeme yargıcı yok. Evet, ya yani o noktaya oluştu. Dikkat çekmek istedim çünkü Obama atayamadı, Trump atadı. Yüksek yargıç yani ömrünün sonuna kadar süresiz bir görev süresi var. Dolayısıyla hayatını kaybettiğinde atayabiliyor. Yani Obama'nın atayamaması, Trump'ın ataması da hakikaten önemli ve ilk. Buyurun. Kesinlikle. Şimdi öncesinde şöyle bir tablo vardı. 4 tane demokratların atamış olduğu yüksek mahkeme yargıcı, 5 tane cumhuriyetçi başkan atadığı yüksek mahkeme yargıcı. Trump'ın bu son atamasıyla beraber oran 3'e 6'ya döndü. 3 tane demokrat başkanların atamış olduğu yüksek mahkeme yargıcı, 6 tane cumhuriyetçilerin. Yani eğer hayatları yaşamaya devam ederlerse uzunca bir dönem 6 tane yüksek mahkeme yargıcı cumhuriyetçi başkanı tarafından atanmış olacak. Ki son atananın 48 yaşında olduğunu düşünecek olursak ne kadar ciddi bir avantaj ele geçirdiğini çok sadece Trump değil, Trump'tan sonraki cumhuriyetçi başkanlar da muhtemelen yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bu kısmı önemliydi. Burayı konuştuk. Şimdi bugün Trump bir konuşma yaptı. Biden konuşma yaptı. Biden direnin, vazgeçmeyin dedi. Trump özetle tabii ben söylüyorum daha uzun konuşmalar ama Trump da dedi ki ben galiba sizin yeniden başkanınız olacağım. Şimdi bu konuşmaları bu başlıklar altında değerlendirirsek Trump ve Biden'ı ne öngörürsünüz? Yani yorumunuz nedir her ikisi için de şu an itibariyle? Evet, aslında şöyle ben ilk açıklamayı kimin yapacağını merak ediyorum. Çünkü bir suskunluk veya sükunet hakimdi. Seçim sonrasında zafer ilanı söz konusu değil. İşte oylar açılıyor, eyaletler yavaş yavaş yazılıyor, delegeler 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor gayri resmi olsa da. Biden ilk hamleyi yaptı. Ama Biden bu hamleyi yaparken böyle zafer ilanı veya seçimde ileride olmasını hissettirmekten ziyade daha çok kendi kitlesini daha henüz her şey bitmedi, biraz daha dayanın gibi bir motivasyon vermek amacıyla yaptığı bir konuşma gibi algıladım ben. Hatta o konuşma esnasında evet bazı eyaletlerden bahsetti, önde olduğu eyaletlerden bahsetti ama hani seçimi götüreceğiz de biz kazanacağız falan diye bile net bir şey söyleyemedi. Diyemedi. Sadece işte dediğiniz gibi sabırlı olsun dedi. Bu sefer dayanın top Trump'a dedi. Geçti. Evet. Trump ise çok ön alıcı iki tane adım attı. Birincisi net bir şekilde seçimi gayri resmi de olsa kazandığını söyledi. Yani noktayı koymuş oldu bu anlamda. Belki net bir zafer ilanı değil ama Biden'dan daha cesur bir açıklama olduğu kesin. İkincisi daha önemlisi Trump işte bu oy sayımı hikayesine veya oy sayımı tartışmasına dahil oldu ve yüksek mahkemeye işaret etti. Bu da işte ikinci kozunu sahaya sürmesi oldu. Yani açıkçası Trump daha cesur bir adım attı, ilerlemeci bir adım attı. Zafer ilanında bulundu ve şu andan itibaren daha tartışılmaya başlandı bile. Trump'ın bu açıklaması süreci sekteye uğratacak, işte demokrasi zedelenecek falan diye tartışmaya başladı aslında sosyal medyada. Bir de şunu ben ilginç buldum Gurbet Hanım, yani sosyal medyanın yönlendirici özelliğine bir örnek olması açısından bir seçim olmuş, ABD kaynaklı bir sosyal medya platformu Amerikan başkanının seçimle ilişkin bir tweetini filtrelemeye sokuyor. Dolayısıyla hani seçimde sahtekar Sayın olabileceğini Sayın Pirinççi, kısa bir ara verelim hemen. Vali açıklamalarda bulunuyor. Kamerayı oraya çeviriyoruz. Buyurun. Bir çalışmayı da filyasyon ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Şu an İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Evet, onlar da bizim kahramanlarımız. Sevgili İstanbullular, Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayımladı. Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren 2.289.000 denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, iş yerimizi denetlemesine ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız. Her bir İstanbullu bizim canımız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günleri yeniden dönmek hiç istemiyoruz. Değerli İstanbullular, henüz salgın bitmedi. Kontrol elden
bırakmamalıyız. Bu süreçte maske su kadar gerekli, mesafe ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplum, değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 1. 60 yaş ve üstü çalışanların, yani idareci pozisyonunda olanlar hariç, 2. hamilelerin, 3. kronik rahatsızlığı bulunanların, 4. 10 yaş ve 6 çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışabileceklerdir. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. Kıymetli basın mensupları, İstanbul dünyanın 14. büyük metropolü. Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun %93,3'ü özel sektörde çalışıyor. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır. Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu'nda bu konuyu görüştük. İşçi ve işveren sendikalarımız, Türk İş, Hak İş, DİSK ve TİSK, meslek odalarımız, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK'larımız, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleri ile istişareler ettik. İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır. Tekrar ediyorum, sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07'de mesaiye başlayacak. Uygulama 9 Kasım 2020, yani pazartesinden itibaren başlayacaktır. Salgınla mücadelemize güç katacak bu hayırlı kararın alınmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören bütün hastalarımıza acil şifalar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın salgına karşı önlemlerle ilgili açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Şimdi devam edelim. Amerika'da tarihi bir seçim yaşanıyor. Biz de detayları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz konuklarımızla. Ferhat Pirinçli, Seda Kıdemli araştırmacısı. Özür dilerim Sayın Pirinççi, kısa bir ara verdik ama devam edelim istiyorum sizinle. Biraz sonuna geldik ama yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi şu an itibariyle 538 delegenin 270'ini göğüsleyen Amerika'da başkanlığını ilan edecek. Fakat işte az önce de belirttiğimiz gibi bu biraz zaman alacak, günler olacak. Belki 20 Ocak, Aralık deniliyor ama Trump her halükarda 20 Ocak'a kadar görevde. Ne zaman sonuçlanır ve bu yarış nasıl ilerler sizce? Hakikaten bir mahkeme süreci olur mu?
Açıkçası bu yarışın nasıl şekil alacağı önümüzdeki gün belki de saatler içinde aslında ortaya çıkacak. Yani şu kritik eyaletlerdeki tablonun netleşmesiyle beraber hele ki bu erken oy veya postalanmış, özellikle postalanmış oylardaki tartışmayı içermeyen eyaletlerdeki sonuçların netleşmesiyle beraber sürecin uzayıp uzamayacağı aslında bir şekilde kendisini gösterecek. Zira eğer süreç Trump'ın lehine net bir şekilde diğer oylarla beraber olsa bile, ki Trump bunu iddia ediyor, diğer oylar olsa bile sonucu değiştirmeyecekse Biden yenilgiyi kabul edip Trump'ı tebrik edip normal prosedür 20 Ocak'ta tekrar Trump'ın görevine devam etmesiyle sonuçlanacak. Tersi olursa, yani net bir şekilde Trump kaybettiğini kabul ederse yine aynı şekilde, ama görünen o ki Trump bunu kabul etmeyecek, çünkü bugünkü zafer açıklaması aslında mücadele edeceğinin bir işareti, hele ki yüksek mahkemeye işaret etmesi mücadele edeceğinin bir işareti. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Trump'a zaten oy kazandıran önemli hususlardan bir tanesi ABD içindeki o siyah hayatlarına ilişkin, özellikle George Floyd hadisesinden sonra yapılan bazı gösterilerde yağmacılığın yapılması ve bu anlamda bazı önemli görülen, Amerikan tarihi açısından anlamlı görülen heykellerin yıkılmasıydı. Trump buradan asayiş ve düzen sloganıyla çok ciddi bir prim yaptı ve seçmenin gözünde kendisine yönelik ciddi bir destek aldı. Şimdi yeni protestoların gerçekleşme ihtimalinden bahsediliyor ki yarından itibaren bunların da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ortaya çıkacaktır. Siz ama bekliyor Trump musunuz şu anda, böyle protestolar? Açıkçası ben bir Washington DC'de bekliyorum, bir de bu oylar konusunda bazı eyaletlerin tavrına bağlı olarak bekliyorum. Ama bazı eyaletler, her yerde değil, yani genel bir halk hareketi değil. Ama bu protestolarda da sadece protesto olarak kalmasından ziyade eğer bir yağmalama veya şiddet eylemine dönüşürse, bu noktada Trump'ın ve hele ki eğer federal binalara yönelik bir hareket olursa ulusal muhafızların veyahut işte söz konusu kolluk güçlerinin olası hareketleri yoğun bir şekilde bastıracağını ve dolayısıyla böyle bir önceki tabloda olduğu gibi, George Floyd hadisesinden sonra olduğu gibi uzun uzadıya bir protesto gösterisine, hele ki yağmalama eylemine izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da önünü almak isteyecektir. Çünkü eğer bunun önünü almazlarsa bu süreç uzadıkça çok daha fazla gerginlik olacaktır. Bu gerginlikte bir şekilde zaten toplumsal kutuplaşmanın artmış olduğu ABD'de seçim sürecinde ve tırnak içindeki o meşruiyetini de tartışmaya açık bir şekilde gidecek 4 sene olmasına neden olacaktır. Başkan hangisi olursa olsun. Yani bu gösterilerin bu anlamda seçim sürecine gölge düşürmemesi ve özellikle asayişi bozmaması en başta Trump için ama aynı zamanda Biden için de önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten Biden bugün bana göre çok böyle iddialı bir söylemde bulunmadı. Hatta biraz daha böyle sükunetli bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde konuştu. İhtiyatlı bir olumlu hava oluşturmaya çalıştı. Trump da yine aynı şekilde mahkemeye işaret ederek sokaklara çıkmak veya işte sandıklara sahip çıkmak gibi sert söylemler yerine mahkemeye işaret ederek kazandığını belirtti. Yani iki taraf da bu konuda hassasiyet gösteriyor diyebilirim. Ama tabii ki olma ihtimali bulunmakta bu tarz gösterileri. Salınacak eyaletleri de aslında konuşmak istiyorum kısa olarak. Salınacak eyaletlerin evet. Tavrını, onların verdiği oy oranını nasıl değerlendirirsiniz? Salınacak eyaletleri şöyle, de şöyle açıklayalım ya da buyurun siz açıklayın. Hani bir Cumhuriyet, bir Demokrat oyu kullanan. Evet. Bizdeki yani Türkiye'de bazı iller bazı partilerin kalesi konumundadır. Dolayısıyla tartışılmazdır. O ABD'de de işte bazı eyaletler Demokrat Parti'nin, bazı eyaletler Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi konumunda tartışılmaz. Örneğin Kaliforniya'yı Demokratların alması artık geleneksel hale gelmiştir. Güney Dakota, Kuzey Dakota gibi veya işte West Virginia gibi yerleri Cumhuriyetçilerin alması artık gelenek haline gelmiştir. Ama bazı eyaletler var ki bazen Demokrat çoğunluk çıkartıyor, bazen Cumhuriyetçi çoğunluk çıkartıyor. O yüzden gelgit yaptıkları için bir şekilde salınacak eyalet ifadesi kullanılıyor bunlara evet. ilişkin olarak. Şimdi bu seçimde salınacak eyaletlerin sayısı artmıştı. Normalde 3-4 tane eyalet kilit olarak görülmekteydi. Bu seçimde 8'e çıktı. Hatta arttı. Bazıları 10-14 arası ifade etti. Evet, arttı. Ve tabii ki seçimin gidişatında önemli. Yani şimdi herkes Kaliforniya'da Demokratlarını alacağını bildiğinde 55 delegeyi doğrudan doğruya Kaliforniya'ya vermekte. Ama örneğin Pennsylvania'nın işte 20 delegesi veya Florida'nın 29 delegesinin kime gideceği tam belli olmadığından iki tarafında almak istediği ve yoğunluk gösterdiği bir alan, bir cephe haline gelmesine neden oldu. Açıkçası şimdiye kadarki açılan sandıklar ve oy oranına baktığımda şu ana kadarki o salınacak eyalet diye tabir eden eyaletlerin
çoğunluğunda Trump'ın önde olduğunu, dolayısıyla Trump'ın başarılı olduğunu, zaten eğer Trump'a seçimi kazandıracaksa bu salınacak eyaletlerde üstünlüğünü kazandıracağını söyleyebilirim. Bir tek Arizona'da net bir şekilde Biden daha ön planda görünüyor. O da hani eskiden Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görünen Arizona'nın değişime uğraması sebebiyle bu açıdan önemli. Gerçi 2016'daki seçimde de fark %4'e kadar inmişti. Ama şimdi Biden lehine geçmesi, demokratların lehine geçmesi önemli. Ama diğer eyaletlerde net bir şekilde Cumhuriyetçilerin ön planda olduğu ve dolayısıyla Trump'ın bu eyaletlerdeki seçmeni ikna ettiği görülmekte. Sayın Pirinç, çok teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Ben Amerika'da ederim. Tarihi bir seçim yaşanıyor ve sizin de önemli ve değerliydi öngörüleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Konuğumuzu uğurladık ve İzmir'le devam ediyoruz. Kalbimiz, aklımız İzmir'de değerli izleyenler. İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi ve 137 kişinin enkaz altından maalesef 137 kişi de 114 kişi hayatını kaybetti. 137 kişi de tedavisi sürüyor şu anda. Arama kurtarma çalışmaları da son olarak Rıza Bey apartmandaki çalışmaların da tamamlanmasıyla sona erdi. Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 114'e yükseldi. Depremde 1035 kişi yaralandı. Yaralılardan 898'i taburcu edildi. 137 kişinin tedavisi devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de depremin ardından 45'in büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından yıkılan Rıza Bey apartmanındaki çalışmanın da bitmesiyle depremde yıkılan 17 binadaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Kurtarma faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte Rıza Bey apartmanında kepçelerle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları toplamda 7.967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araçla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurumun paylaştığı bilgilere göre İzmir'de deprem sonrası 180 ağır hasarlı, 176 orta hasarlı, 1143 az hasarlı bina tespit edildi. Bakan kurum tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin yaralarının sarılması için atılacak adımları açıkladı. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlanacağını ve esnafa 50 bin lira hibe desteği verileceğini belirtti. Erdoğan, depremle birlikte ortaya atılan yalanlara ilişkinde sert açıklamalarda bulundu. Hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. O açıklamalara bakalım. Yıkımın yoğun olduğu Bayraklı'da 1000 adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibariyle başladık. Burayı 20 gün içinde kullanıma hazır hale getiriyoruz. İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, denizin taşması sebebiyle iş yeri sular altında kalan esnafımıza TESKOMP vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir. Ayrıca depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın TESKOMP aracılığıyla Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri de faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelendi. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlamayı planlıyoruz. Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığından bizim İzmir'e geldiğimizde müzikle karşılandığımıza, depremzedelere çadır verilmediğinden sosyal medyadaki provokasyonlara kadar pek çok yalan tedavüle sürüldü. Kimi siyasi parti yöneticilerinin de bu oyunun içinde yer alması, yalanların ve iftiraların yayılmasına hizmet etmesi, hatta bizzat bunun kaynağı olması çok daha üzüntü vericidir. Daha bu sabah bir evladımızı
yıkıntılar altından canlı olarak çıkarmanın sevincini yaşadığımız bir günde, enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür. Kızılay'ın çadırından içeri girip de bir tane Kızılay çadırı görmedim diyecek kadar yalanla tescilli olan ana muhalefetin başındaki bu zat maalesef bu yalanlarını bırakmadı, hala devam ediyor. Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin sıfatları ne olursa olsun insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum. Böyle bir meseleyi dahi bize iftira aracı haline dönüştürmek isteyen bu mahlukları milletimizin vicdanına ve takdirine havale ediyorum. Değerli izleyenler, İzmir'deki depremin ardından tam 91. saatte mucizenin adı olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey apartmanı enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak'la birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Muhammed Güven de minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı. Ayda baş parmağıyla iyi olduğuna dair işaret yaptı. Güven, kontrollerinin yapılarak tedavisine başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, İzmir'de deprem anında yaşananlar kentin farklı noktalarındaki kent güvenlik yönetim sistemi kameralarınca kaydedildi. O görüntüler geliyor şimdi. Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi. Kentin çeşitli bölgelerinde deprem anında yaşananlar kameralara böyle yansıdı. Kamera kayıtlarında esnaf ve çalışanların panikle iş yerlerinden çıktığı görüldü. Yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşlar deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla kaçmaya başladı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazıları ise araçlarını terk etti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki güncel verileri paylaştı ve son 24 saatte 2343 kişiye virüs tanısı kondu. 79 kişi daha yaşamını yitirirken 1817 kişi sağlığına kavuştu. Koronavirüs gündeminin detayları geliyor şimdi. Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Son 24 saatteki verileri Sağlık Bakanlığı açıkladı. Verilere göre bir günde 79 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 10.481'e yükseldi. Son 24 saatte 146.247 kişiye daha test yapıldı ve bu testler sonucu 2.343 kişiye hastalık teşhisi kondu. Son verilere göre toplam hasta sayısı 382.118'e yükseldi. Toplam test sayısı ise 14.410.507 oldu. Tedavisi tamamlanan 1817 hasta daha taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı 328.824'e çıktı. Hastalardaki zatürre oranı %4,7 olarak açıklanırken ağır hasta sayısı ise 2386 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısındaki artışın devam ettiğini belirtti. Bakan Koca, salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz ifadelerini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirleri açıkladı. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu,
yüzme havuzu ve benzeri iş yerlerindeki hizmetlerin saat 22'de sona ereceğini belirtti. Günlük hasta sayımız her bakımdan yönetilebilir seviyelerdedir. Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde hızla ilerliyor. Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde uygulayabilir hale getirmeyi planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıları da bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelene kadar kurallara riayet ederek kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızdan bu konuda daha fazla dikkat, daha fazla hassasiyet bekliyorum. Son haftalarda salgının bu şehrimizdeki artışının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Bu çerçevede Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara nakdi ücret desteği sürüyor. Değerli izleyenler, Ekim ayına ait nakdi ücret desteği 9 ve 10 Kasım'da hesaplara yatırılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9-10 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Nakdi destek ödemeleri hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi olmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Hak sahiplerine 1177 lira nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteğinden 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler yararlanıyor. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler de destek ödemesi alıyor. İşten çıkarma yasağının süresi 27 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 Ocak 2021'e kadar uzatılmıştı. Karabağ'la devam edelim. Karabağ'da çatışmalar sürüyor sayın seyirciler. Ermenistan ordusu ateşkese rağmen sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor. Terter ilinin Sehlebat köyüne uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldı. Karabağ'da ateşkese rağmen Ermenistan güçlerinin saldırı girişimleri devam ediyor. Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan ordusuna kayıplar verdirildi. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Terter, Adam, Hocavend, Zengilan ve Gubatlı yönlerinde sürüyor. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 uçak savar, 1 taktik İHA ve 3 kamyon imha edildi. Ermenistan güçleri cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. Ermenistan ordusuyla sivil yerleşimleri hedef almaya ise devam ediyor. Terter ilinin Sehlebat köyüne uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldı. Düştüğü yerde patlamayan mermi taşınması mümkün olmadığı için uzmanlarca patlatılarak etkisiz hale getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile ilk kez bir araya geldi. Lefkoşa'da ara bölgede gerçekleşen görüşme gayri resmi tanışma toplantısı olarak kayıtlara geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ilk kez gayri resmi toplantıda bir araya geldi. Görüşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sefar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada iki liderin birbirlerini tanıma ve ilk kez gayri resmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatı buldukları ifade edildi. Tatar da yaptığı açıklamada Kıbrıs davası müşterek bir davadır. Bizim için Türkiye ile esas konularda uyum içerisinde hareket etmek çok önemlidir ifadelerini kullandı. Mersin'den bir haber var sırada. Mersin'de gözü dönmüş bir adam önce boşanma aşamasında olduğu eşini ardından kayınvalidesi ve baldızını tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından intihar eden şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı. Eşi baldızı ve kayınvalidesini öldürdü. Ardından kendisi de intihar etti. Tüyler ürperten olayın adresi Mersin'in Tarsus ilçesi oldu. Şüpheli evi terk edip baba evine sığınan eşiyle konuşmaya gitti. 9 yıllık evli oldukları belirlenen çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Cani adam yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Eşi kayınvalidesi ve baldızına peş peşe ateş etti. Ardından silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıssa tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 22 Haziran'da koca hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Ancak daha sonra çiftin kendi isteğiyle tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı öğrenildi. Murat'ın yanına götürün. Mersin'den sonra İstanbul'la devam ediyoruz. İstanbul Kadıköy'de sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Sopayla hem araca hem sürücüye saldırdı. Trafikte yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Kadıköy'de otomobille minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı. Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. İstanbul Beyoğlu'nda yokuş aşağı inen çöp kamyonu 3 katlı binaya çarptı. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle binada hasar oluştu. Freni patladı, yokuş aşağı kaydı. Ardından binaya çarptı. Olay İstanbul'da yaşandı. Beyoğlu Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu çöp toplamak için yokuş aşağı indi. O sırada freni patladı. Bir anda 3 katlı bir evin girişine girdi. Evin içinde bulunan kişiler ve bina sakinleri büyük korku yaşadı. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle binada hasarlar oluştu. Doğal gaz borusunun kırılması binada sızıntıya neden oldu. İGDAŞ ekipleri doğal gaz hattını kesti. Kamyon iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Bölgede olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bina sakinleri ise geceyi komşuları ve akrabalarında geçirdi. Bu haberle bugünkü öğle ajansını noktalıyoruz değerli izleyenler. Ama unutmuyoruz, yarın saat 13'te burada yeni gelişmelerle biz hazır olacağız ve sizi bekleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.